Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, daha önceki yaptığımız videolarda söylediğim üzere şahsıma karşı yapılmak istenilen algı çalışmalarına için 3-4 video daha yapacağımı söylemiştim. Kıymetli dostlarım, galiba her ne kadar açık bir şekilde anlattığımı zannetsem de yanlış anlaşılan veya yanlış anlaşılması için birileri tarafından gayret sarf edilen bir konuyu özellikle tekrardan değinip bir daha bu konuya değinmeden sadece şahsıma karşı yapılan konulara değinmek için önümüzdeki günlerde 2-3 video daha yapacağım. Daha sonra da bu bölümü kapatıp kendi işime, gücüme bakacağım. Kıymetli dostlarım, ben açık bir şekilde anlattım. Son 2,5 senedir başımıza getirilen her felakette, yaşadığımız her olumsuzlukta birileri tarafından kendi dostlarımız da kullanılarak bize, iyi niyetli dostlarımız kötü bir amaç için kullanılıp bize bunu Berat Albayrak yaptırdı, bunu Bakan Bey yaptırdı diye şahsımızı devamlı kurdular. Bu süre içerisinde bizler Sayın Bakan Bey'e karşı kötü bir düşünce içinde olduk. Hiçbir şey yapmadıysak beddua ettik. Ancak gördük ki dostların yardımı ve Yüce Allah'ın izniyle gördük ki şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden Sayın biz bunu gördük. Bakın bu konuya bir detay daha söylemek istiyorum. Belki farkındadır, belki değildir. Ergenekon dosyasında beraber yargılandığımız Tuncay Özkan, Türkiye'deki popülaritesinden daha yüksek bu coğrafyada tanınıyor. Birçok ülkeye gitti. Kendisini bir nefret objesine dönüştürmüşler. Merak ettim. Parti lideri değil, hiçbir şey değil. Partinin de en üst etkili, yetkili konumdakilerden biri de değil. Neden devamlı her dakika bulunduğumuz yurt dışındaki ülkelerde kendisine karşı bir düşmanlık var? Kıymetli dostlarım, ben kendisiyle tabi olduktan sonra bir kere bile görüşmedim. Ancak mahkeme süresi boyunca Tuncay Özkan'ın yapmış olduğu dik duruş gözlerimle gördüm. Ayrıca bir örnek daha vereyim. Metin Feyzoğlu, kendisi Türkiye'de Barolar Birliği Başkanı. Kendisini hiç tanımam. Ancak Türkiye'deki tanınmışlığında burada popülaritesi daha yüksek. Kendisiyle ilgili derin devletin adamı olduğunu, Türkiye'de yapılan yargılamaları hukuksuz bir şekilde sabofle ettiğini, yani mağdurun hakkını, sanığın hakkını savunacak Barolar Birliği Başkanı'nın aslında derin devletin adamı olup bu savunmalarını insanların engelleyecek çalışmalar yaptığını yaymışlar. Bir yerden, iki yerden, üç yerden duymadım. Ve kendi kendime dedim ki, acaba Baro Başkanı Bey buralarda bu kadar meşhur olduğunu biliyor mu? Kıymetli dostlarım, bunu son kez söylüyorum. Ayrıca burada dini cemaatlerin davetleri üzerine ziyaretlere gittim, dergahlara. Sivil toplum kuruluşlarına gittim. Türk partilerinin hepsiyle görüştüm. Mesela Sayın Bakan Bey dini cemaatlerle ilgili operasyonlar hazırladığını, ancak bu operasyonların durdurulduğunu, Sünni düşmanı olduğunu veya başka bir şey düşmanı olduğunu, devamlı bu şekilde çalışma yapmıştı. Bu çalışmayı yapabilecek tek güç FETÖ'dür. Benim anlatmak istediğim şuydu. Bakan Bey'i, Berat Bey'i başarılı bulursunuz, bulmazsınız. Bu sizin sorunuz. Seversiniz, sevmezsiniz. Bu da sizin sorununuz. Tuncay Özkan'ın görüşünden nefret edersiniz veya etmezsiniz. Bu da sizin sorununuz. Metin Feyzoğlu'nun ismini belki hiç duymamışsınızdır. Ama şimdi duydunuz. Benim anlattığım şu. Bu insanlara sistematik olarak dünyanın her yerinde saldırı yapıyorlar. Eğer ki bunlar birilerini hedef seçtiyse, birilerine bu kadar düşmanlık yapıyorlarsa, bu oyuna gelmemek, beni bu oyuna getirdiler diyorum. Sonra da diyorum ki, bunu anladım. Bunu anladıktan sonra yeni bir hikaye başladı. Sayın Alaaddin Çakıcı ile ilgili
kan gövdeyi götürecek gibi algılara başladılar. Cahil arkadaşlarımız da bu algıların içerisinde belki kullanılanlar oldu. Kıymetli dostlarım, biz 17 sene önce Alaaddin abiyle Kur'an'a el basıp yemin ettik kendisine gittiğim ziyarette. Yaşadığımız sürece birbirimize düşman olmayacağız diye. Kendisiyle bu konuyu konuştuk. Ertesi günde oğlu Ali'yi benim yanıma yolladı. Kıymetli dostlarım, bu yaşanan video olayları da ilgili kendisine geçmiş olsun diye aradığımda namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar dedi. Kendini üzme, canını sıkma. Ben yaşça senin büyüğünüm dedi. Benim için elimden gelen bir şey olursa yaparım dedi. Ben de teşekkür ettim. Allah senden razı olsun. Yorgunsun, cezaevinden çıktın. İnşallah dedim sağlığını, sıhhatini toparlarsın. Kıymetli dostlarım, bunları anlatmamdaki sebep şu. Daha sonrasında tekrardan başka bir hikayeyle önümüze çıktılar. Bir anda sistematik şekilde Ankara'da yayın yapan Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden cezaevinden çıkmış bir kişi, sözde kanaat önderi, ağzı bozuk, pis, iğrenç, lahanlara kar gibi konuşan, beni tahrik etmek için her şeyi yapan. Daha sonra Bursa'da 3. Göz diye YouTube'da bir televizyon kanalının sahibi. Bu kişi de darbeyi övmekten cezaevine girmiş, yani Fethullahçılıktan yeni çıkmış bir kişi. Ve tüm televizyon kanalları, programları sadece şahsıma yönelik yapıyorlar. Ve deli saçması akıl almaz şeyler. Ümraniye'de daha sonra 3 tane kardeşten oluşan bir yapı, bir aile. Bunları konuya dahil ettiler. Ve durmadan ağır küfürler, ağır hakaretler, çok ağır şeyler. Bunun haricinde polislikten atılmış bir kişi. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman sistematik yapı içerisinde her daim söyledim, tek merkezden yönetildiklerini bulmak için polis olmaya, savcı olmaya gerek yok. Arkadaşlarımız bunların geçmiş paylaşımlarını inceledikleri zaman hepsinin ortak noktası darbeyle ilgili bunun bir oyun, bir kurgu olduğunu söylemeleri. Hepsinin devlet ricalinin en üstündeki Sayın Cumhurbaşkanı'na küfür etmeleri. Ve bunların haricinde yine bu insanların ortak noktasına bakıyorsun. Ümraniye'deki şahıslar benimle ilgili ağır küfürleri söyledikten sonra benim adıma bir tane beni seven bunlara bir resim yollayıp tehdit etmiş. Siz demiş reise böyle yapıyorsunuz. Ama bir gün bize derse sizi demiş mahvedeceğiz. Allah'a yemin olsun ben böyle bir şey demeyeceğim. Çünkü biliyorum ülkemizin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Çünkü biliyorum ülkemize ekonomik olarak saldırı yapıyorlar. IMF'den para alabilecek duruma düşürebilmemiz için. Biliyorum Suriye'de, Libya'da ülkemizin, devletimizin menfaatlerini çok iyi bir şekilde savunabilirken bu iç karışıklıklarla devletimizin kafasını burayla meşgul etmek istiyorlar. Ve bunun gibi birçok şey biliyorum. Fethullahçıların yurt dışında yapmış olduğu algı çalışmalarını anlattım. 2,5 sene boyunca bizi Bakan Bey'e düşman ettiler. Allah'ın yemin olsun. Beddua dahil hepsini ettim içimde. Çünkü bildiğim tek şey tüm kötülükleri o yaptı diye. Ancak yine söylüyorum. Biz buna düştük. Buna düşmemek lazım. Eğer ki Tunca Özkan'ı kötülüyorlarsa, o CHP'li bile olsa gidin oy verin demiyorum. Ama şunu düşünün. Neden bu adamı nefret objesi haline getirmeye çalışıyorlar? Metin Feyzioğlu'nu bu kadar çalışıyorlarsa yurt dışında bir düşünün. Neden bu adama çalışıyorlar? Kıymetli dostlarım, size baba Bozkurt'un oğlu Kurt'u, oğul Bozkurt'u hayatı öğrenmesi için gezdirdiği, nasihat ettiği bir şey anlatmak istiyorum, bir hikaye. Baba Bozkurt oğlunu almış, yürürken ona hayatı anlatıyormuş.
Demiş ki oğlum, şu elinde ağaç dalı olan, kafasında şapka olan, bunun adı demiş insandır. Buna dikkat edin. Bu bizim demiş düşmanımızdır. Onun yanında beyaz renkli olan, kıvırcık tüyleri olan, bunun adı demiş koyundur. Bu bizim hayatta kalmamız için yememiz gereken olan canlıdır demiş. Yavru bozkurt babasına sormuş. Baba demiş, onların yanında aynı bize benzeyen bir şey var. Aynı bize benziyor. Onun adı nedir demiş. Baba bozkurtun cevabı çok enteresan. Lütfen bunu iyi dinleyin. Oğlum demiş. Bunun adına köpek derler. Bize benzer. Ama asla bizden değildir demiş. En çok ona dikkat et. En tehlikelisi odur demiş. Kıymetli dostlarım, bizdenmiş gibi görüken, bizim yanımıza gelen, bize birilerini kötüleyen konulara önce mesafeli durun. İnceleyin, sonra inanın. Çünkü Fethullahçı terör örgütü artık tamamen sistematik olarak farklı bir savaş yönetmeye başladı. Ve görünen o ki, yurt dışında bunda çok başarılılar. Ve yine görünen o ki, Türkiye'de bu konuda çok başarılılar. Allah aşkına. Yani bu olayların, bazı dostlarım bana diyorlar ki, ne olursun sakin ol, cevap verme. Ya Allah aşkına, ben bana küfreden sokaktaki bir iki insana cevap vermiyorum. Dünyada bir gerçek var. Savaş ilmiyle ilgili olan, kitap okuyan, araştırma yapan herkes bilir. Bir insanı yok etmeden önce ismini yok edeceksin. PKK'ya silah sattığımı dillendirip milliyetçi kesimin sevgisini yok etmeye çalıştılar. Rus kadınına tecavüz ettiğimi tekrardan gündeme getirip aile yaşantımdan dolayı şahsıma sevgi duyan insanların sevgisini yok etmeye çalıştılar. Darbecilerle anlaştı, yurt dışına çıktı deyip dedikodu yayıp tüm halkın içinde şahsıma sevgi duyan varsa sevgisini yok etmeye çalıştılar. Önce ismi yok ettikten sonra şahsın kendisini yok etme sırası gelir. Allah aşkına, öküzü bile kurbanda kesmeye getirirken tuz verip kandırıyoruz. Ama öküz en son gelip baktığında, insanları, çukuru gördüğünde direnmeye başlıyor. Ya bana sessiz ol diyorsunuz. Cevap verme diyorsunuz. Allah aşkına görmüyor musunuz? Giyotine getirip kafamı kesmeye çalışıyorlar. Tamam, devletin en üst ricalinin bu durumdan haberi yok. Onların emriyle bu yapılmıyor. Bunu biliyorum. Bunu anladım. Ama alt kademe de bir şeyler yapılıyor. Akıl saçması şeylerle Anadolu Adliyesi Başsavcılığından alınan izinle hakkında suç dosyası yapılıyor. Ben bu suç dosyasının içine koyduklarını anlatmazsam, bu suç dosyasında gizli tanık olarak kullandıklarının kim olduğunu anlatmazsam,